Şöyle dili koparıyoruz. Tamam mı? Böyle koparmışız. Evet. Görüyorsunuz. Başı benim amcamın oğlu. O düşünüyorum. Ne düşünüyorum da? Yara okuyamayız. Diyorum atıyor. Evet, kızı göbeğim. Doğanın tatlı kendisi. Tatlı kendisi. Evet, onun kardeşini de bulalım, onu da sağlayalım. Alabilirsin. Tamam, koy. Mua. Kuzu göbeği. Ettim mi? Evet işte bu tarafta ebeleri var. İsmim Murat Evbaşı. Doğada mantar avcısı olarak kendimi lanse ettim. Ama doğada kuzu göbeği mantarı türlerini arıyoruz. İşte kuzu göbeği Morcella Morcella ve Morcella Esculenta dedikleri saklı lezzeti arıyoruz. İlimizde de Artvin merkezde Kafkasör Havzası üzerinde bulunan yerlerde, kuzey bölgelerde ve nemli bölgelerde bulunuyor. En çok bulunan havza bazında Yusufeli ve Şavşat bölgesidir. İnsanlarımız bunu bilen insanlarımız yöresel adlarıyla hatırlıyor. Kuzu göbeği diye söylediğiniz zaman kimse anlamıyor. Ama molozan, beliçuca, kubokura diye geçen adlarıyla biliyorlar. Tereyağı, tuz, karabiber, sarımsak bunlarla sote tarzı yapabilirsiniz. Ya da şişe dizerek aynı döner lezzetinde çevirerek pişirebilirsiniz. İlimizde Nisan-Mayıs aylarında olur. Batıda Şubat'tan itibaren başlarlar. Denizli, Aydın, Antalya, İzmir, Muğla, Edirne, Tekirdağ bu bölgelerde Şubat'tan itibaren başlarlar. 10 gün içerisinde gördün göremedin yağmurların etkisiyle çürümeye gider. Artık doğada kendi misemini yaratmaya gider. Dediğim gibi ceviz ağacı, armut ağacı, fındık, kızılcık ağaçlarının karışımıyla olan bir bölgede çok çıkar. Çok değerli bir besin gıdasıdır. Doğasıyla bütünleşen bir gıdadır. Ayırt etmek mümkün değildir. Şöyle söyleyeyim, bu yılki satış değeri 1000 TL ile yaş hali 1000 TL, kurutulmuş hali 5000 TL. Akdeniz bölgesinde satış değeri olarak bir ölçüldü. Bizim Karadeniz bölgesinde 3000 TL kurutulmuş haliyle 1000 TL'de yaş haliyle satışı var. Doğada gezerken lütfen dikkat ediniz. Bastığınız yerlere dikkat ediniz. Çünkü kuzu göbeği ilaç sanayi sektöründe kullanılıyor. Yani yabancılar özellikle
bunun için özel arıyorlar. Bunu özel bir şekilde insanları topluyorlar, buluyorlar, para ödüyorlar bunları toplamaları için. Siz de gezdiğiniz doğada muhakkak ki bunu aramaya başlayın. Çünkü protein bakımından çok iyi, mineraller bakımından çok iyi bir gıdadır.